Sevgili Metin abi, ben şahsınızı çok seviyorum. Taşköprü olduğu için de daha çok seviyorum. Ondan dolayı da bir de Bakırköy'de emeklerin var, tecrüben var, bilgin var. Yani benim için bir rehbersin, benim için değerli bir abisin. Şimdi Ali Talip Özdemir Bakırköy'e belediye başkanı adayı. Siz de geçmiş günlerinde gösterdiniz şu anda bana Ali Talip Özdemir'le ilgili bir elinizde bir şeyiniz de var şu anda. Bir de bize şahsi fikrinizi alabilir miyiz? Bakırköy'de belediye başkanı olmak adına Bakırköy'e faydalı olur mu? Ali Talip Bey'le biz aşağı yukarı 25-30 sene kadar önce benim İstanbul'a gelişimle başladı. Ben Kastamonu'da Taşköprü kazasında Anavatan Partisi'nin Özal'ın talimatıyla kurduk, idare ettik. 4 tane milletvekili kazandırdık. Seni bırakmayacağım dedi. Yanımda görev alacaksın dedi. Bakan olacaksın dedi. Ben kaçtım. Hala da kaçıyorum. Siyaseti sevmiyorum. Ama hizmet için varım. Her zaman her şeye varım. Siyasetten de Allah'a şükür bir kuruş ne maaş aldım ne kazandım 10 katını verdim. Böyle bir siyasi görüşüm var. Onun için sayın eski başkanım Ali Talip Özdemir'e saygılar sunarım, severim. İyi bir insandır. Bakırköy için çok şeyler yapar. Yıldırım Bey'in zamanından sonra CHP'den burayı ANAP'a alan tek kişidir. Yani hiç kimse buraya geldiğiniz zaman kesinlikle düşünmeyin, burası CHP'nin kalesi, hiçbir şey başaramazsınız, yapamazsın dedikleri zaman kurduğu ekiple, bu ekip çok önemli. Hepsi milletvekili olabilecek derecede ölçülü insanlar. Hepsi de belli makamlarda zaten kendini gösteriyor. Böyle bir ekibi kurduğu için Sayın Ali Talip Özdemir Başkanıma teşekkür ederiz. Bakırköy'e verdiği hizmetler için de o zamanların şartlarıyla tabii ki 2,5 sene gibi bir hizmet yaptı. Sonra Mesut Yılmaz'ın hükümeti kurmasıyla gel yine Çevre Bakanlığı'na demesiyle oraya gitmek mecburiyetinde kaldı. 5 sene, 2,5 sene de tamamladı. Biz ondan sonra Ahmet Bahadırlı meclis üyesiydi arkadaşımız. İçinizden birini seçin meclisten, vekaleten olsun dediler. İşte bir takım değişik şeyler oldu, ben de dahil, teklifler. Ben asla dedim. Neyi tavsiye ediyorsunuz? Ahmet Bahadırlı'yı. O diş tabibi, daha müsait, daha şey. Biz hani belli bir ekibimiz var, belli bir çalışma şeyimiz var. Hepsini alt üst etmek istemiyoruz. Ahmet Bey olursa destekleriz dedik. Sağ olsun Sayın Başkanım da o zaman uygun dedi. Siz istiyorsanız meclis üyeleri olarak o da bizim için de geçerli dedi. Ve Ahmet Bahadırlı'yı biz seçtik. Geçici bir zaman için devam etti seçime kadar. Seçimde de kazandı ve oldu. Yani Allah nasip etti, bir 9 küsur sene hizmet etti. Yani Bakırköy'de belediye başkanlığı. Ben de bir kısmını onun yardımcısı ve şeyi olarak devam ettim. Ayrıldıktan sonra da işlerimin yoğunluğu nedeniyle ayrılmam. Bir sene değil söz verdim. Birkaç sene devam etmek mecburiyetinde kaldım. Ayrıldıktan sonra da yine dışarıdan devam etmeye çalıştım. Hala her hafta toplanır, Bakırköy için ne yapabiliriz tartışırız. Peki bir Bakırköylü olarak Bakırköylülere hani oyumuz boşa gitmesin, Bakırköy'e bir hizmet gelsin düşüncesiyle ne mesaj vermek istersin? Vallahi Bakırköylüler, eski Bakırköy, biz tabii o zaman 2 milyon nüfuslu bir Bakırköy'deydik. Doğru. Sonradan parçalandı, birkaç kaza doğurdu. Küçüldük ama gittikçe de işte 200 bin civarında bir şeyimiz var, nüfusumuz. Ama Bakırköy çok güzel şeylere layık. Benim çocukluğum da, ben hiçbir siyasete atılmadan çocukken de buraya gelip gidiyordum. Bakırköy'ü seviyorum. Akrabalarım burada, şeyler burada. Hala da seviyorum. Bakırköy iyi olsun istiyorum. Kastamonu'dan sonra en büyük varlığım da Bakırköy'de. Dışarıda hiçbir şey almadım. Hep buradayım. Evim, köyüm, çoluğum, çocuğum, çocuklarımın işleri. Hepsi buradayız. Biz Bakırköy'ü seviyoruz. Bakırköy iyi olsun istiyoruz. İyi olsun deyince hepimiz için iyilik bu. Şahıslara göre değil. Zannederim Sayın Ali Talip Özdemir gibi böyle başarılı bir tespit etmiş, kendisini kanıtlamış bir başkanın tercih ederlerse kendimiz, hepimiz rahat ederiz diye düşünüyorum. Benim politikada hiçbir işim yok, bir şey de beklemiyorum, bir şey de istemiyorum.
Bakırköy'ü diye Türkiye'yi bağışlasalar ucundan bakmam. Yani ama herkes işini gücünü yapsın. Biz de öyle yapıyoruz. Ben de döndüm, işimi yapıyorum. Eczacıyım. Dükkanım var. Çalışıyoruz. Allah'a şükür. Eğer biz Bakırköy'e siyasette ihanet etseydik kimse yüzümüze bakmazdı. Ben bıraktım geldim. Allah'a ısmarladık dedim. Ve başladım. Mesleğime döndüm. O günden beri de hep pozitif yükseliyorum. Allah'a şükür. Sevenler, dostlar, gelen giden. Demek ki bir şeyler bırakmışız. Herkes bir şeyler yapanlara tercih etsin istiyorum yani. Yazık. Metin abi, sen bize nasıl ilaç gibi geliyorsan Bakırköy'de ilaç gibi inşallah doğru adam gelsin ve evet, hizmet etsin. Evet, amacımız o. Hep iyilerin, doğruların yanında olalım. Evet. Yani başka bir şey istemiyoruz tabii ki.